Yayınımıza sözü size bırakıyoruz. Ebru merhaba. Global medyada yaptığım taramada ön plana çıkan 5 konuyu söyleyeyim önce. HDP'nin kapatılma girişimine karşı tepkiler sürüyor. ABD'de aşı kampanyasında hedef 100 milyon. AstraZeneca eskisi kadar kuşkulu aşı olmaktan çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Çin müzakereleri pek iyi başlamadı. Fransa'nın üçte biri üçüncü kapanma dönemine giriyor. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Darbe. Türkiye'de Kürt yanlısı parti HDP'yi yok etme girişimi. Liberasyon. Ankara Kürt yanlısı bir partiyi kapatma girişimlerine yönelik eleştirileri reddetti. Lorient Le Jour. Kürt yanlısı HDP'nin 3 yöneticisi gözaltına alındı. La Tribune. Ankara, Türk lirasının değer kaybını önlemek için faiz oranlarında büyük bir artış gerçekleştirdi. Bu haber Financial Times, Capital, Efer ve birçok ekonomi gazetesinde var. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasının ardından TL değer kazandı. El Cezire, Katar. Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkileri tartışacak. EU Observer, Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırım planını dondurdu. EU Observer. Ankara, Türkiye'den yayın yapan Mısır muhalefet televizyonlarının Sisi'ye yönelik eleştirilerini azaltmasını talep etti. Middle East Eye. Türkiye'deki Suriyeliler. Memleketimi ne kadar özlediğimi anlatacak kelime yok. Infomigran. Türkiye'de Covid vaka sayısı 20 bini geçti. Bu yılın en yüksek düzeyi. Reuters. Türkiye turizm sektöründe Covid aşısı programını nasıl uyguladı? Travel Daily. Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele ajansı Greco, Ankara'dan yargının tam bağımsızlığını, milletvekilleri için görev standartlarını ve siyasi partilerin finansmanında şeffaflığı talep etti. Avrupa Konseyi'nin internet sitesinden. Avrupa Birliği Türkiye Göçmen Anlaşması 5. yılını tamamlarken konuya bir de istihdam sorunu eklendi. Brookings Institute, Amerika. Türkiye-Avrupa Birliği Göçmen Anlaşması hangi koşullarda yeniden gözden geçirilebilir? Lacroix, Fransa. Türkiye. Jean-Yves Le Drian, Fransa Dışişleri Bakanı. Çavuşoğlu görüşmesi, Frans diplomasi. Savunma. Türkiye'nin SİHA'ları, silahlı insansız hava araçları, başarılarını sürdürüyor. Kapital Efer. Onlar da bu kentin yurttaşları sayılıyor. İstanbul'un sokak köpekleri toplumda nasıl bir yer edindi? Washington Post. Batı dünyasının altı büyük gazetesinden başlıklara geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. ABD'de aşı kampanyası için zamana karşı yarış başladı. İngiltere'de 50 yaş altında insanların aşılanmasında gecikme var. Irkçılık ve cinsiyetçilik Asya kökenli Amerikalı kadınları nasıl hedef alıyor? İlk müzakere turunda ABD ve Çin'den karşılıklı suçlamalar. Temsilciler Meclisi Amerikan vatandaşlığı almayı kolaylaştırıyor. İlk doz Covid aşımı oldum. Annemi kucaklayıp öpebilir miyim? Aşılar son derece Avrupai bir felaket, bir yorum başlığıydı. Bir başka yorum başlığı. Dünyayı kurtarmak istiyorsanız aşık olun. Yeni çocuk yardım paketi yoksul kadınların evde kalmasına yol açacak. Sonra Facebook siyasi karikatürlerin ironisiyle mücadele ediyor. Casuslukla suçlanan Kanadalı iş insanı Çin'de yargılanıyor. Uzun süre Covid'den hasta kalanlar aşıdan sonra rahatlıyor. Moderna aşısı bebekler ve çocuklar üzerinde deneniyor. Teen Vogue dergisine atanan yeni kadın genel yayın yönetmeni, ırkçı ve homofobik tweetleri nedeniyle eleştirilince istifa etti. Nereye gitsek? Ve Skype hattımızda teknik bir sorun çıktı. Bir sonraki haberimize devam ediyoruz. Skype hattımızdaki sorun giderildi. Tekrar Ragıp Hoca'ya bağlanıyoruz. Hocam sizi dinliyoruz tekrar. Washington Post'ta kalmıştık.
Asya kökenli Amerikalılara yönelik saldırılar konulu oturumda Temsilciler Meclisi üyeleri birbirine girdi. Kan pıhtılaşması endişesi geçtikten sonra Avrupa AstraZeneca'yı yeniden kullanacak. İklim değişikliği tehlikesi çok yakında patlak verecek. Senato buna karşı sağlam bir politika geliştirmeli. Rusya'nın dezenformasyon kampanyası ABD'deki cumhuriyetçiler böyle aptalca davrandıkları sürece devam edecek. Asya kökenli bir Amerikalı olarak Güney eyaletlerinde doğup büyüdüm. Şurası açık ki çevrem beni hiçbir zaman hoş karşılamadı. ABD Meksika sınırında güvenliği sağlamak için yardım beklerken Biden Güney komşusuna artan AstraZeneca aşılarını gönderecek. Biden'ın İran penceresi kapanmaya başladı. ABD sınırlarındaki göçmen yığınağının nedenleri yoksulluk, şiddet ve Biden'dan beklenen umut. Amerikalılar artık kendi elleriyle seçerek yeni elbiseler satın almaya başlayabilir. Emeklilere yönelik vergi indirimi yeniden uygulamaya girdi. İngiliz yetkililer bildirdi. Küçücük Cebeli Tarık'ta tüm yaşlılar aşı oldu. Kaliforniya'ya gittik. Los Angeles Times. Kaliforniya'da nefret suçlarını ihbar edecek bir telefon hattına ihtiyaç var mı? Gidin önce Atlanta'ya sorun. Atlanta bu en son 8 Asya kökenli Amerikalı'nın öldürüldüğü kent. Kilisenin Asya kökenli Amerikalı liderleri artık eyleme geçme zamanı geldi dedi. Covid İtalya'yı bir yıl boyunca mahvetmişti. Şimdi 3. dalga geliyor. Sanki bütün bunları daha önce görmüştük. Demokrasi soldu. Hong Kong'un siyasi muhalefeti siyasi tutuklu oldu. Kaliforniya'da anaokulların müfredatına etnik araştırmalar konusu girdi. Biden, ABD yurt dışında temsil etmek için profesyonelleri değerlendirmeli. Biden, Cuma gününe kadar 100 milyon Amerikalının aşılanmış olacağını söyledi. Avrupa'dayız, İngiltere, Guardian. Paris bu gece yarısından itibaren yeni kapanmaya hazırlanıyor. Almanya'da hastaneler tamamen dolmak üzere. Myanmar'da yerel medya güvenlik kuvvetlerinin darbe karşıtı 8 protestocuyu vurarak öldürdüğünü yazdı. Meksika'da saldırı. Konvoydaki 13 polis öldürüldü. Sun gazetesi, İngiliz Sun gazetesi müfettişi Meghan'la ilgili bilginin yasa dışı bir şekilde elde edildiğini kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Kanada ve Meksika'ya 4 milyon doz AstraZeneca aşısı gönderiyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson tehlikeli bir nükleer oyun oynuyor. Çin benim küçük çocuklarımı elimden aldı. Onları bir daha görebilecek miyim? Uygurlu bir annenin açıklamasıydı bu. Global iş dünyasının liderleri hükümetlerden ölüm cezasını ilga etmesini talep etti. Fransa'dayız Le Monde. Üçüncü kapanma ve 110 binden fazla mutlak gerekli olmayan iş yeri ve dükkanların kapanması ekonomiye pahalıya mal olacak. Fransa'da 16 vilayette kapanma başlıyor. Saat 19'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Tam anlamadım ama kapanma başlıyor. Biz yine dışarı çıkacağız. Canlı yayın var galiba. Aktardıklarınız için. İHAD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın gözaltına alınmasına ilişkin İHAD Genel Merkezi'nde dernek yöneticileri açıklama yapıyor.